Sigarayı bırakmaya yardım. Mutluyum çünkü anne olacağım. Ama sigara içiyorum. Gerçekten bırakmak istiyorum. Ama nasıl? Wendy anne olacak. Bu Wendy. Bebek bekliyor. Bu büyük bir sürprizdi. Wendy mutlu ve iyi bir anne olmak istiyor. Çocuğu için en iyisini istiyor. Wendy hamilelik süresince sigara içmek istemiyor. Sigara içtiği için kötü hissediyor. Ama sigarayı bırakmak kolay değil. Wendy hamile olduğu için artık daha az sigara içiyor. Sigara içmenin iyi bir şey olmadığını biliyor. Dumandaki toksinler, örneğin nikotin bebeğe geçiyor. Bu çok sağlıksız. Wendy sigarayı bırakmakta zorlanıyor. Çünkü sigara içmeye alışmış. Stresli olduğunda veya sıkıldığında sigara içiyor. Ve sigara içen başka insanlarla bir arada olduğunda. Wendy bırakıp bırakmayacağını bile bilmiyor. Karındaki bebek. Bebek oksijeni ve besinleri Wendy'nin kanından alıyor. Vendi sigara içtiğinde bebek daha az oksijen ve besin alır. Bu da bebeğinin iyi gelişmemesi anlamına gelir. Anne sigara içtiğinde bebek bazen prematüre doğar. Bebek yarık dudak veya çarpık ayaklı da doğabilir. Wendy'nin bebeği büyüdükçe yine sigaradan dolayı hastalanabilir. Örneğin, astım sorunu yaşayabilir. Wendy bebeğinin iyi hissetmesini istiyor ve bebeğinin tehlikeye atılmamasını istiyor. Sigarayı bırakmak istiyor ama nasıl? Sigarayı bırakmanın yararları Bırakmayı başarabilirse bunun sağlık açısından birçok yararı olacaktır. Daha rahat nefes alabilecek. Aynı zamanda daha iyi koku ve tat alabilecektir. Yani yiyeceklerin tadı daha güzel gelecek. Dişlerinin sararması ve kırışıklıklarının olması ihtimali daha düşük olacak. Boğazında daha az balgam olacak ve daha az öksürecek. Ayrıca Wendy daha iyi bir fiziğe ve daha çok enerjiye sahip olacak. Bu onu mutlu ediyor. Şu anda merdiven çıkarken çok çabuk nefesi kesiliyor. Sigara satın almayı bırakırsa parayı daha iyi şeyler için biriktirebilir. Sizce bırakmak için iyi bir neden nedir? Wendy'nin kadın doğum uzmanıyla randevusu var. Yakın arkadaşı kim? Onunla birlikte geliyor. Wendy bebeğinin ultrasonunu çektiriyor bebeğin hareket ettiğini görüyor. Bebek iyi mi? Wendy'nin birçok sorusu var. Kadın doğum uzmanı soruları yanıtlıyor. Wendy, sigarayı birdenbire bırakmanın uygun olup olmadığını soruyor. Kadın doğum uzmanı açıklıyor. Bırakmanız sizin için çok iyidir. Bebek derhal daha fazla oksijen ve besin almaya başlar. Bu da daha iyi gelişmesini sağlar. Wendy de şöyle der. Sigara içmediğimde stresli oluyorum. Stres bebek için daha mı kötüdür? Kadın doğum uzmanı açıklıyor. Sigara içmek bebek için stresten daha kötüdür. Ve sigara içmek de stresli sonuçlanır. Bağımlılık vücudunuzda strese neden olur. Kısa süreli stres yaşarsanız bu bebek için tehlikeli değildir. Dolayısıyla ara sıra stresli bir gün yaşarsanız bu bir sorun değildir. Wendy bir eylem planı oluşturuyor. Wendy sigarayı bırakmak istiyor. Bu zor bir iş çünkü bağımlı. Bir planla bırakmak daha kolaydır. Bir bırakma planı. Sigarayı bırakmak istiyorsanız dört önemli madde vardır. Birincisi, bir bırakma günü seçin. Bu, Wendy'nin sigarayı tamamen bırakacağı gündür. İkincisi, meşguliyet bulun. Wendy meşgul olursa sigarayı daha az düşünecektir. Üçüncüsü, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakarsanız, bebeğe de iyi bakmış olursunuz. Dördüncüsü, yardım isteyin. Sigarayı bırakmak kolay değildir. Başkalarının size yardımcı olması, sigarayı bırakmanızı kolaylaştırır. Adım 1. Wendy'nin bırakma günü. Bugün Wendy'nin bırakma günü. Wendy'nin sigarayı bırakması planladığı gün. Wendy tüm sigaraları çöpe attı. Kül tabloları ve çakmaklar da gitmek zorunda. Gülüyor çünkü bu tuhaf geliyor. Ama aynı zamanda iyi geliyor. Wendy düşünüyor. Hazırım. Bırakacağım. Kendim ve ailem için. Adım iki. Meşguliyet bulun. Wendy sigarayı bıraktı. Bu kolay olmadı. Bazen yorgun, huysuz veya kızgın hissetti. Veya sigara içmek istedi. Bazı zamanlar böyle hissetmek normaldir. Bu duygular geçer. Bunun nedeni sigaradaki maddelerin hala vücudunda yer almasıdır. Her gün daha da kolaylaşacaktır. Wendy'nin eğlenceli yeni bir hobisi var. Çocuğu için giysiler yapıyor. Wendy artık meşgul olduğundan sigarayı daha az düşünüyor. Canı sigara içmek istediğinde bir bardak su içiyor. Ardından başka bir şey yapıyor. Örneğin, dışarıda yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek. Alışverişe gitmek. Bir arkadaşı ziyaret etmek. Temizlik yapmak veya çamaşır yıkamak. Sizin için iyi bir meşguliyet nedir? Adım 3. Kendinize iyi bakın. Vernie sigarayı artık bıraktığı için bazen eskisinden daha çok acıkıyor. Bu normaldir. Açlık duygusu azalacaktır. Salatalık, domates, havuç, kuru yemişler ve meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar alıyor. Wendy genelde sağlıklı şeyler hazırlıyor. Alışmak biraz zaman alıyor. Ama iyi hissetmesini sağlıyor. Kendine iyi baktığı için bebeğine de iyi bakmış oluyor. Adım 4. Yardım isteme. Wendy ailesine ve arkadaşlarına sigarayı bıraktığını söyledi. Herkes onunla gurur duyuyor. Artık evlerinde kimsenin sigara içmemesine karar verdi. Arkadaşları veya ailesiyle bir araya geldiğinde şunu söylüyor. Ben sigarayı bıraktım. Ve hala zorlanıyorum. Benim etrafımda sigara içmeyerek bana yardımcı olmak ister misiniz? Siz sigara içmezseniz bu benim işimi kolaylaştırır. Devam edin. Yapabilirsiniz. Bir keresinde Wendy pes eder. Bir sigara içer. Kendini kötü hisseder. Wendy kadın doğum uzmanını arar. Kadın doğum uzmanı şöyle der. Hatalar olabilir. Kendinle gurur duymalısın. Şu ana kadar bir haftadır içmiyordun. İstersen yeniden bırakabilirsin. Bunu yapabileceğini biliyorsun. Ertesi gün Wendy yeniden bırakır. Wendy gururludur. Çünkü sigara içmediği her gün önemlidir.